Karadeniz doğalgazın çıktığı şey ne? Hangi insana geliyor biraz? Buraya geliyor işte. Şöyle bir noktadan... 170 kilometre buraya. Yani şöyle. Hani yaktılar ya gazı, burada mı? Şurada, burada. Bir de bir... Etap etap büyüyor. İşleme tesisi yapacaklar. İşte o yapıldı buraya. Şu alan. İşliyor mu o tesis? Doğalgazı hani saflaştırma tesisi. Evet. Peki gazın, şimdi benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz. Sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu, başka yabancı bir şey yokmuş. Bazı temizliğe ihtiyaç var. Ha, bu kızın çok iyi içeriğini söylüyorlar. Şimdi 3 faz halinde yapılıyor. Birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar. Asıl büyük olan ikinci faz. Şimdi birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp. Ama ikinci faza ne zaman başlıyor? Ne zaman başlıyor? Şimdi seçime yetiştirdiler. Ama 8-10 bin kişi civarında insan çalışıyor şu anda ama herhalde Mayıs ayından sonra az olacak. Çok hızlı bir çalışma. Yani bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi. Denizin 2100 metre derinliğinde 1500'de daha aşağı inmiş. 1600'de. Çıkarıyor, deniz tabanından öyle taşıyor. Daha farklı sistem. Türkiye Petrolleri'nde biz denetliyoruz. Yani kurumun ana yapısına hakimiz meclis tarafında. Dolayısıyla yani devralmaya da aslında hazırız. Gerçi çok büyük bir şey. Boyun bir şeyler çok hızlı. Bayağı büyük maalesef. İşin teknik tarafı haricinde bölge ekonomik bir canlılık getirdi Ali Bey. Bize canlılık getirdi, iş gücü getirdi. Birçok buradaki insanın iş sahibi oldu. Karşıki binaya bölge müdürlüğü gibi bir yer yaptılar. Yaklaşık 150 kişi çalışıyor burada sürekli. Kaçta çıkmamız gerekiyor? Tamam. O zaman şey yapalım yavaş. Yani buradaki hem doğalgaz kısmıyla ilgili olarak hem de vadi projesiyle ilgili çok boyutlu, daha fazla destekleyip daha fazla yatırım yapıp aynı zamanda çevresel faktörleri de ön planda tutmamız gereken bir süreç sayın müdürüm. Yani Türkiye'nin Zonguldak'ın parlayan yıldızı burası.